dünyanın en sağlam ayakkabısı olduğunu iddia eden bir ayakkabı var elimizde. Oha! Bilinmez ya. Webtekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dünyanın en sağlam ayakkabısı olduğunu iddia eden bir ayakkabı var elimizde. Çizilmeye, delinmeye, yanmaya, parçalanmaya, ezilmeye her türlü ihtimale karşı dayanıklı olduğu söyleniyor. Bakalım Webtekno'dan geçebilecek mi? Bugün bu ayakkabının sınırlarını birlikte zorlayacağız. Ben bir ayakkabı giyeyim. İçi biraz sert arkadaşlar. Bunun sebebi de şu gördüğünüz alan tamamen demir ve ayakların ucunun ezilmesine karşı bir önlem olarak yapılmış. Şöyle diğerinde bir giyeyim. Yani açıkçası tipinin çok kötü olduğunu söyleyemem. Yani günlük hayatta belki giyersiniz. Hani şuralardan sıkıyor. Şuradaki demir hazineyi hissedebiliyorum yani. Diğer taraflar gayet normal. Yani şuralar falan gayet esnek. Tam olarak zaten bağcıklarına bağlamadım. Onun dışında da başka bir numarası yok. Döndük geri masamıza. Şimdi madem kesilmeye karşı direnci vardı. Hemen bir tane bıçağımız var. Bakalım gerçekten dayanıklı mı? Öncelikle şöyle bağcıklardan bir başlayayım. Kesildi mi? Evet, bağcık direkt. Evet, şöyle zaten 2 dakika zorlayınca direkt bağcıklar kendini bıraktı arkadaşlar. Diğerini kesmeme gerek yok. Hemen şu detayları bir deneyelim. Çok da bir şey değilmiş. Evet, biraz zorlayınca bu da gitti. Şimdi geçelim ayakkabının kendisine. Şuradan bir kesmeyi deneyeceğim biraz. Evet, bu nasıl bir dayanıklılıkmış ya? Al. Evet, burada bir kalın bir tabaka var. Onu kesemiyorum. Yani bir yere kadar kesebiliyor. Sonrasında yani zorlasak o da kesilir diye düşünüyorum. Bir de üst dokusunu kesmeyi deneyeyim. Burası zaten ip örme yani. Ya buna nasıl bir dayanıklılık vaadinde bulunabiliyorsunuz ki, ben bunu anlamıyorum. Yani bak, aha gitti. Ayakkabı içinde olsa bizzat ayağımın kendisi görünecek yani. Çok da böyle dünyanın en sağlam ayakkabısı değilmişsin değil mi? Yani şöyle biraz daha zorladığımda arkadaşlar kesildi. Şurada bir tabaka var, bunu hissediyorum ama biraz zorlarsam yırtabiliyorum bile. Ürünün sayfasında şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bir sürü çivi var. Ayakkabıyı böyle çiviye doğru bastırıyorlar ve çiviler yamuluyor yerseniz. Bunu tabii biraz daha ekstrem koşullarda birlikte deneyeceğiz. Bakalım tabanı deliniyor mu? Şunu bir fişe takayım önce. Bunu da şarjısını alalım ya. Yok mu marka şunun şarjısından bize göndersin? İçerideyim. Delinmez ya o. Ne delinmesi yahu? Bir de şöyle tabana deneyelim. Burası sanki bir tık daha kalınmış gibi bir numarası var. Hazırım. Yani illa bir bayağı anında delik deşik olabiliyor. Evet, buradayız. O kadar da delinmez değilmişsin. Ya Pelin kardeş, yani şöyle birazcık çaktık ve şuradan da yırtıldı bile zaten gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar çok fazla bir dayanıklılık vaadi olduğunu söyleyemeyeceğim. En azından bizim testlerimizden geçemedi. Ama elimizde gördüğünüz gibi hala bir sağlam ayakkabı var. Bunu özel bir an için saklıyorum. Şimdi gelin isterseniz, madem burası ezilmez, madem burada demir bir tabaka var, şimdi götürelim bunu arkadaşlar. Bir arabayla üstünden geçelim. Bakalım ne olacak. Ondan sonra da birlikte poligona gideceğiz. Hadi bakalım. Dostlar, şimdi arabaya giderken size başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Her arkadaş ortamının arasında yaptığı işte şakalar, mimler, ne bileyim söylediği replikler vardır. Biz de genelde kendi yakın arkadaş ortamımızda Ofis dizisinden replikler söylüyoruz ya da açıp böyle rastgele bazı bölümlerini izliyoruz. Geçen hafta da böyle bir anılarımız depreşti ve dedik bir bölümü açalım ama maalesef Netflix Türkiye'den kaldırılmış. Ama Netflix Kanada, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde bu diziyi platformda tutmaya devam ediyor. Şimdi biz bunu nasıl izleyeceğiz? VPN bir çözüm olabilir buna, evet, ama her VPN bu hizmeti vermiyor. Ben de işte bunun için bir arayış derken Surfshark'la karşılaştım. Size bundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bir sanal konum belirleyerek internette maksimum gizlilikte gezinebiliyor ve istediğiniz sitelere girebiliyorsunuz. Netflix gibi platformların başka ülkeler için yayınladığı içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında diyelim ki bir ürün başka bir ülkede Türkiye'de olduğundan daha ucuza satılıyor. Surfshark sayesinde o ülkeye bağlanıyor ve Türkiye'dekinden daha ucuza o ürünleri satın alabiliyorsunuz. Son olarak da YouTube Premium gibi internet servis sağlayıcılarının aboneliklerini çok daha ucuz fiyattan alabiliyorsunuz. Şimdi konu VPN olunca tabii insanlar biraz daha güven güvenlik konusunda tereddüt yaşayabiliyor, bunu anlıyorum. Burada da Surfshark, Surfshark One adında bir güvenlik sistemi yaratmış. Bu güvenlik servisi sayesinde de arama geçmişi, konum ve torrent indirmeleri kimliğinize bağlanamıyor. Eğer bir kimlik tehdidi olursa da size uyarı veriyor. Siz de Surfshark'a sahip olmak isterseniz açıklamaya bıraktığımız linki kullanabilirsiniz. Ayrıca açıklamaya bir de kod bıraktık arkadaşlar. Bu kod sayesinde de ekstra 3 ay ücretsiz kullanım kazanabiliyorsunuz. Tek üyelikte hiçbir kişi sınırı yok. Bu da en güzel yanlarından birisi. Açıklamaya bıraktığımız linki unutmayın. Biz devam edelim. Bakalım ayakkabının önündeki demirler ezilmeye karşı korunuyor mu? Bir araca gidiyorum, üstünden geçelim bakalım. Ezilecek mi, ezilmeyecek mi? Bu kez biraz daha hızlı geçelim. Şu bir. Durdum. Bir ezilme var mı? Duralım bakalım sonucumuz nasıl olmuş. Hiçbir ezilmesi, büzülmesi, şey yapması yok. Gerçekten yok bu arada. Bir de arkadaşlar şöyle şu yanlamasına geçelim bakalım. O zaman bir şey olacak mı? Geliyorum. Tamam. Ezdi mi? Hayır, ezmedi. Bu arada demir de bayağı kalınmış ha. Şuna baksanıza be. Bayağı kalın bir demir yani. Madem bu kadar delinmiyorsun ve deliniyorsun ya da, ama biz yine de biraz ekstreme kaçacağız arkadaşlar. Gelin birlikte bir atış poligonuna gidelim. Bir silah sıkmayı deneyelim. Benim nişan almam çok iyidir. Önceki videodan hatırlayan hatırlar. Hadi bir gidelim bakalım, orada devam edelim. Dostlar, ayakkabılarımızı aldık ve poligonumuza geldik. Şimdi burada birkaç ayarlama yaptık. Ayakkabıyı asacak bir yer bulamadığımız için şimdi şu bağcığı çıkartacağım. Sağlam bıraktığımız bir bağcık vardı bildiğiniz gibi. Ve ayakkabıyı şu arkasından bağlayacağım. Onu da oraya asacağız artık. Buradayız. Daha rahat görürüz nasıl bir yükseklikte bırakacağımızı. 10 metredeyiz şu an arkadaşlar. Birkaç farklı uzaklıktan deneyeceğiz. Zaten şey yapacak, Melih böyle tutacak arkadaşlar. Ben denk getireyim. Bakalım denk getirebilecek miyiz? Vurmadı. Buradan vuramıyorum galiba. Bir tane daha deneyeyim. Olmadı, çekeceğiz. Hiç denk bile getirememişim lan. Buradan vurabilirsin değil mi? İnşallah. Hazır mıyız? Evet. Artık bunu da vururuz herhalde ya. O kadar sene Memoli izledik geldik. Oha! Bir şey diyeceğim. Bence vurdum ha. Abi benim yanlışım ne ya? Uç tarafına doğru vurmaya çalışıyorum abi. Amacım... Orayı delip geçiyor. Delip geçiyor değil mi? Delip geçiyor. Sert tarafa geldiği zaman oynatıyor, öteki tarafta delip geçiyor abiciğim. Anladım. Vuruyorsun. Yani ben deliyormuşum aslında, sıkıntı yokmuş. Onaylattık. Bu kez daha net vurdum. Bu geldi. Abi çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür. Hadi bakalım. Ya mesela şu tabanda bir iz var. Hani burada çekirdek vurup dağıldı büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burası dümdüzdü ya. Şurada bir delik var, görüyor musunuz? Bir çökelti var. Büyük ihtimalle burayı sağlamından vurmuşuz. Bakalım son olarak bu yanma konusundaki vaatleri gerçek mi diyelim. Devam edelim. Dostlar, döndük geldik ofisimize. Aha da burada az sonra bu ayakkabıyı İnşallah alev aldıracağım. Bunu önceki testlerimizde de kullandığımız böyle bir sürü kibritimiz var. Şimdi ben bu kibritleri o ayakkabının içine dolduracağım. Bakalım yanıyor muymuş, yanmıyor muymuş. Yangın tüpümüzü çekmeli kardeşim. Yangın tüpümüz hazır arkadaşlar. Her türlü güvenlik önlemimizi aldık. Ateşi harlandırmak için şöyle bir suyumuz var. Onu da şöyle içerilere doğru sıkıyorum. Hazır mıyız? Evet, şöyle de bir uzun ateşimiz var arkadaşlar. Bir yakayım ben bunu başımıza bir şey gelmeden. Hadi bakalım. Hazırız. Şöyle uzaktan veriyorum. Biraz şöyle bekleyelim bakalım ne kadar yanacak. Yani plastiği kolay yanmıyor ama kenardan ucundan alev almaya başladı. Ama yok ya, üst taraf falan eridi yani iyice arkadaşlar. Nasıl bir ipmiş tam olarak bilemiyorum. Buna büyük ihtimalle bir şey karıştırıyorlardır ama bak şu an plastik yanıyor gibi böyle duman çıkar ya, siyah duman. Şu an tam bir plastik yanması dumanı çıkıyor. Koku da aynı şekilde zaten öyle. Şöyle bir odunumuz var arkadaşlar. Rakip kanallardan gelen olursa diye. Şöyle bir arayı açayım. Bak burada demirin ezilmiş olan tarafını şurada görüyoruz. Yani tam kurşunla vurduğum yer tam olarak burada. Ve evet, burada kibritler de artık kül oldu diyebiliriz. Yani pek de dayanıklı değilmiş gibi geldi bana. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bunu da bilmiyorum ama yangın tüpü de kullanmayacağım, buna değmez. Bekleyin, 2 dakikaya geliyorum. Hoşça kal. Kibritler kül. Altında tam olarak hepsi yanmamış tabii. Buradan da şöyle bir açalım burayı. Plastiği yanmadı ama üst taraf, o örme gibi görülen taraf direkt olarak yok oldu arkadaşlar. Demir tarafı hayatta, ezilmiş şekilde de olsa. Arkası da bu şekilde. Bizim testimizden bana kalırsa başarıyla çıkamadı arkadaşlar. Ama tabii ki bu tarz ürünleri ne kadar ekstrem şartlarda kullanacağız ya da kullanırsınız bunu bilemiyorum ama Webtekno'nun şartlarına bakılırsa çok da fazla hayatta kalabilecek bir ürün değil diyelim. Bunun dışında ne gibi ürünleri incelememizi istersiniz, nasıl ürünlere sağlamlık testi yapmamızı istersiniz? Bunu lütfen yorumlarda belirtin ve biz de sizin istediğiniz ürünleri alalım. Bir de onları üstüne testlerimizi gerçekleştirelim. Bu arada Surfshark'a da tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Açıklamada sizin için yer alan linki ve size özel teklifle 3 ay ücretsiz kullanım kazanacağınızı unutmayın. Onun dışında eğer videomuzda hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup yine videomuzu beğenirseniz çok çok seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.